başınız sağ olsun Recep efendim. Dostlar sağ olsun. Allah taksiratını affetsin Remzi efendi. Evimizin, evimizin. Başınız. Bu akşam istemeye gelecekler beni. Eğer sen de istersen orada olmanı ben çok isterim. Nasıl bir adam bu teyze? Anlatsana bana biraz. Her şeyini. Bana onu anlatsana. Ben onsuz nefes alamam teyze, sen anlamıyor musun? Bir yastık daha var mı odada? Ben hemen getiririm. Vallahi toprağa koyacaklar, ben yanında değilim. Muhterem cemaat, merhumeye olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Sen nereden çıktın be? Asıl sen bana niye haber vermedin? Camide başsağlığı kabul ediyordum. Alıp gitmişsin kuzumu. Ya ne yapacaktım?
Kadın kısmının mezarlığa geldiği nereden görülmüş? Zaten senin aklın başında değil. Bu kadar iş arasında bir de seninle mi uğraşacaktım? Dayanamadım enişte. Ne hastanede soğuk yüzünü gördüm yavrumun. Ne de kefenini esürebildim. Daha iyi ya. Hem sağ haliyle hatırlarsın. Hem hepimizin dönüp geleceği yer burası değil mi? Önceden görüp de ne yapacaksın? Git hadi git. Git de beni yalnız bırak kuzumunu. Git. Sen bilirsin. Ama çok ağlayıp durma. Ölüleri rahatsız etmek günahtır. Ben sana ne ettim ahlam? Sen kalk da ben yatayım kızım. Dikkat et. Yavaş olun. Gel oğlum. Gel. Gel şöyle. Yavaş, yavaş. Dikişleri acımaz. Oh. Bir şey mi yaptım? Peki rahatın nasıl yavrum? Canım oğlum benim. Kurban olsun anan sana. Bak Allah'ıma bin şükür evimizdesin bir tane. Hamiyet. Hamiyet. Hadi biz çıkalım da çocuklar içtiyse yemeğe kadar biraz dinlensinler. Hadi. Tabii. Zaten çok güzel yemekler hazırlattım. İster misin bebeğim? Getirttireyim mi, hazırlatayım mı? Anne, abim acı kırsa söyler değil mi? Hadi babam haklı, çıkalım dışarı. Yavrum, eğer bana ihtiyacın olursa seslen, olur mu bir tanem? Dışarıdayım. Hamiyet. Hadi canım. Oh, aklım burada. Geç kızım, geç kızım, geç. Benden istediğin bir şey var mı? Yusuf!
Yusuf! Yusuf içeride misin? Yusuf neredesin? Yusuf! Pınar, Yusuf'u gördün mü? Görmedim. Mutfaktan çıkmadım ki hiç. Murat, Yusuf'u gördün mü? Daha yeni geldim. Evde değil mi benim? Yok, hiçbir yerde yok. Allah Allah! Nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Münevver, git bak bakayım şu badeye. Nerede kaldılar ayol? Yusuf yok. Nasıl yok? Ne demek yok? Bilmiyorum, evin her tarafına baktım, yok işte. Beni hasta etme, ver şunun da alışveriş bitsin artık. Buyur. Ne yapıyorsun? Benim de mi başımı belaya sokacaksın? Oho Mehmet kardeş. Sen de silahı ver ver diye kafamızı ütülüyorsun, ondan sonra da korkuyorsun. Tamam ver. Yolun açık olsun. Sağ ol. Araşırız. Badeciğim kapalı mı? Çalıyor anne, çalıyor. Abi bu haliyle nereye kaybolmuş olabilir ki? Vallahi ben de hiç anlamadım Hasan. Dışarı çıktığını gören de olmamış. Ay belki yürüyüşe çıkmak istemiştir. Yusuf haber vermeden bir yere ayrılmaz ki kızım. Beyim telefonunu evde bırakmış. Al işte. Ay Allah. Ay Allah'ım, aklıma mukayyet ol ya. Ay nereye gider bu çocuk bu halle? Yılmaz başına bir şey gelmiş olmasın. Sakin ol Hamiye. Ortalığı ververiye verme hemen. Şöyle sakin kafayla bir düşünelim bakalım. Bağ evine gitmiş olabilir. Heh. Ay ağzına sağlık, aklına sağlık. Murat, hemen git arabayı hazırla. Koş Murat, koş. Hadi kızım, siz beraber gidin. Hadi. Anneciğim siz zahmet etmeyin, ben bakıp gelirim. Hadi canım, sen git. Tamam baba. Ayol beni niye göndermiyorsun? Yahu bırak, karısı gider alır gelir. Senin zaten son zamanlarda tansiyonun fırlayıp fırlayıp duruyor. Nasıl yükselmeyecek Allah aşkına ha? Nasıl yükselmeyecek? Bana söylesene. Bir gün söyle. Şu evde huzurlu, güzel, rahat bir tek gün söyle ayol. Anne ilaçlarını aldın mı? Aman aldım Münevver. Alsam ne olacak Allah aşkına? İşe mi yarıyor? Hamiyeciğim. Hadi gel yukarı çıkalım da sen biraz uzan canım. Hadi kalk. Kalk canım. Ay. Ay vallahi dayanacak gücüm kalmadı. Gel, gel. Ay öldürecek bu çocuklar beni. Ay öldürecek bu çocuklar beni. Kimle izin alabilirim? Havalar da epey sıcak dışarıda. Burada böyle klima falan epey serin içerisi tabii. Benim Cüneyt. Cüneyt? Hava nasıl baba? Hava mı? Baba ben yola çıktım. İstanbul'a geliyorum yanınıza. Hangi hastanedesiniz? Yani biz, yani ben İstanbul'da değiliz ki. Nereden çıkarttın? Havanın orada olduğunu oğlum.
Yapma Remzi baba, bana kırgınsın. Anlıyorum, tamam. Ama ben de ne yaptımsa sevdamdan yaptım. Elimi kanı onun için buladım ben baba. Onu bir kere dünya gözüyle görebilmek için ne badereler atlattım bir bilsen. İzin ver de göreyim zümrüt gözlüm baba, ne olur. Ah oğlum, yani sen anlamıyorsun, bu Kabil değil. Yapma Remzi baba. Havva'ya olan düşkünlüğümü bilirsin, ölürüm onu görmezsem. Ben izin versen de göremezsin. Biz Havva'yı kaybettik. Ne demek kaybettik baba? Nereye gider koca kız, yanında değil misiniz? Yani senin hiçbir şeyden haberin yok ki. Havvam onca ameliyatı kaldıramadı. Bir hafta oldu toprağa vereli. Ne? Ne diyorsun sen Remzi baba ya? Vallahi ben de yokluğuna alışamadım. Bana da zor geliyor ama durum bu evladım. Sen bekle beni. Sana git dedim. Unuttum dedim. Hepsi yalandı biliyor musun? Böyle olacağını bilseydim söylemezdim. Yolumuzdan ben döndüm biliyorum. Sen canından oldun. Ben de sensiz kaldım. Söylemek kötü tabii. Senin için çok zor. Beyni hasar görmüş Remzi Efendi. Ameliyatlar iyi geçmemiş. Yani kendine gelse bile ömür boyu yürüyemeyecek, konuşamayacak. Yani bakıma ihtiyacı var.
bir ömür yatakta geçirecek. Peki bir de şöyle düşün. Şeref Hanım hasta. Değil mi? Yani Allah gecinden versin tabii de. Öbür yandan toprak. Zaten çocuğunu kaybetmiş. Yüreği dayanacak mı? Her gün eriyip bitecek kız. Bütün bunlara dur diyecek sensin Remzi Efendi. O yüzden çağırdım seni buraya. Sen açık açık söylesene. Benden ne istiyorsun? Al kızını git Remzi Efendi. Uzak yerlere git. Bizim hayatımıza hiçbir şekilde giremeyeceği yerlere git. Bak bütün bakıcı masraflarını, bütün hemşire masraflarını, doktor masraflarını, hepsini ben göreceğim. Öldü de Remzi Efendi. Kızım Havva öldü de. Annesine, kardeşine, bütün sevenlerine öldü de. Bıçak bir kere acıdır Remzi Efendi. Peki bunu böyle söylemezsen, her gün ölmeyecek mi o insanlar? Sen aklını kaçırmışsın. Bir dakika Remzi Efendi. Bir dakika. Lafım bitmedi ki. Bir de şöyle düşün. Fırsat bu senin için, fırsat. Ailen için, kızın için. Nasıl bakacaksın Havva'ya? Hangi doktoru tutacaksın? Hangi hemşireyi getireceksin? Hangi ilacı alacaksın? Alabilecek misin? İşte sana bir fırsat. Remzi Efendi. Ailenin bütün hayatını değiştirebilecek kadar bir para vereceğim sana. Çok para vereceğim. Hem kızının hayatını kurtaracaksın, hem de ailenin geleceğini. Bir daha hayatım boyunca karşına çıkmayacak bir fırsat. Fırsatmış. Sen paranla herkesi satın alabileceğini sanıyorsun. Evet, fakiriz, muhtaçız diye sana el açtığımız oldu. Ama o kadar uzun boylu değil. Ben kızımın canını satılığa çıkarmadım. Ne bu Allah aşkına beni ulu orta bir yere çağırdın? Tamam desem, bu işi yapalım desem. Nasıl olacak? Yaşayan bir kıza ölü rapor alacağız. Sonra nasıl hastaneden çıkartacağız Havva'yı? Bu işin mezarı var, cenazesi var. Hadi herkesi kandırdık diyelim. Peki anasını, bacısını nasıl inandıracağız? Bu iş kolay değil. Ben her şeyi düşündüm. Kaygılanma sen. Tabii hiçbir zaman unutma. Toprakla şerefi uzak tutacaksın bu işte. İşin bu kısmında maharetini göstereceksin ki foyamız meydana çıkmasın. Zaten gerisi de kolay. Yalandan bir cenaze töreni yapılacak. Sahte bir mezara Havva diye gömeceksin ölüyü. Bütün bu konuştuklarımızı da o mezara gömüp öyle ayrılacaksın oradan. Ben de sana
bu zahmetinin karşılığında konuştuğumuz parayı vereceğim. Sen kızına gül gibi bakarken kalanlar da rahat rahat yaşayacak.